Enleri getirelim. Ekranı bir ters tarafa koyalım bugün şöyle arkadaşlar. Bugün önce benimkini aç be. İçimden ürün. Bugün önce seninkini açıyorum. Önce Ahmet Hoca'nın açıyorum. Zarflar böyle. Bakın. Abdülkerim Durmaz. Ahmet Çakar. Ahmet Hoca'ya aç yapmışım. Ümit Karan. Ertem Şener. Ve Sinan Engin. En son Sinan abininkini açmak istiyorum. Aç. Ahmet Hoca'yı aç bakalım. Ahmet Çakar. Yan tarafa getirin bir görsün herkes. En iyi takım Alanyaspor. 7 haftada, geride kalan 7 haftada en iyi takım Alanyaspor. En kötü takım Gençler Birliği. En iyi futbolcu Wellington. Alanya. Alanyaspor. Stopere. En kötü futbolcu Falcao. Falcao mu? En iyi başkan Hasan Çavuşoğlu. Alanya başkanı. En kötü başkan Fikret Orman. En iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü hakem Suat Arslanboğa. En iyi teknik direktör Erol Bulut. En kötü teknik direktör Hikmet Karaman. 7 haftanın olayı VAR rezilliği. Bravo. Diyor Ahmet Hoca. Mantıklı mı? Bazıları değil. Hangisi mesela? Kötü başkan değil Fikret Orman. Bıraktı gitti. Kötü. İşte o da bir erdemliktir hocam. Öyle bir şey o yok. O da iyi bir öyle hareket. Bir şey yok. Ahmet Çakar en iyi takım Alanyaspor. En kötü takım Gençler Birliği. En iyi futbolcu Wellington. En kötü futbolcu Falcao. En iyi başkan Hasan Çavuşoğlu. En kötü başkan Fikret Orman. En iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü Suat Aslanboğa. En iyi teknik direktör Erol Bulut. En kötü Hikmet Karaman. 7 haftanın olayı VAR rezili diyor Ahmet Çakar'ın bu tercihleri, yorumları böyle. Mi? Senin fikrin hocam. Derin Futbol YouTube yazı kanalına abone olunuz lütfen. Tabii. Derin Futbol YouTube kanalında bu videomuz yayınlanacak ve altta siz de istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Lütfen Derin Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz. Ümit Karan. Bende çok bir şey yok fazla. Ümit Karan'ın zarfını açıyorum. Birkaç boşluk var yani. En iyi takım Galatasaray ve Trabzonspor. En kötü takım yok. En iyi futbolcu Muslera Uğurcan. En kötü futbolcu yok. En iyi başkan Nihat Özdemir. Yani Fenerbahçe'nin iyi başkanı o şu an. Devam et, devam et, devam et. En kötü başkan yok. En iyi hakem yok. En kötü hakem Sir Vanson, Varson, Varonson diyor. Orada imalı bir, nükteli bir yazı. Sir Varonson, var odasına sallıyor Ümit Hoca. En iyi teknik direktör Fatih Hoca, Okan Hoca, Ünal Hoca, Erol Hoca diyor. En kötü teknik direktör yorumsuz 7 haftanın olayı 19.05. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter sayfasından yapılan 19.05 Fatih Terim'e ve Ümit Davala'ya Galatasaray'a verilen cezayı 19.05'te açıklamasını 7 haftanın olayı olarak görüyor Ümit Karan. Ümit Karan'a da teşekkür ediyorum. Benimkini açayım. En iyi takım Alanyaspor. En kötü takım Kayserispor. En iyi futbolcu Emre Belezoğlu. En kötü futbolcu bana göre yok. En iyi başkan Hasan Çavuşoğlu. En kötü başkan yok. En iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü hakem bence bende kalsın. En iyi teknik direktör Erol Bulut. En kötü teknik direktör yok. 7 haftanın olayı Sayın Başkan Fikret Orman'ın olağanüstü kongre kararı alması. Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim abinin zarfını açıyorum. Heyecan var mı abi? Çok. Sürpriz var mı? Ya belki de yanlış görüşlerim vardır ben. Bildiğim kadarıyla yazdım işte. Ne biliyorsun? En iyi takım
Medipol Başakşehir diyor Abdülkerim abi. En kötü takım Kayseri Spor diyor Abdülkerim Durmaz. En iyi futbolcu Visca 10. sezonu yine harikalar yaratıyor. En kötü futbolcu Abden Nur. Kayseri Spor. Kayseri Sporlu futbolcu. En iyi başkan Ali Koç. En kötü başkan Erol Bedir. Bıraktı. İstifa etti, bıraktı. En iyi hakem Cüneyt Çakır. Bunu ben yazıyorum. Bak bu çok sürpriz. Tabii ki. Hiç beklemezdim. Hiç beklemez. En kötü hakem vermek lazım. Suat Arslanboğa. En iyi teknik direktör Ünal Karaman. En kötü teknik direktör Hikmet Karaman. 7 haftanın olayı Alanya maçı kural hatası diyor. Alanya maçındaki Fenerbahçe'nin kaybettiği Alanya Spor karşılaşmasındaki skandal, kural hatası. En büyük skandalıdır bana göre. Resmen İFAP kuralı ihlal edilmiştir. Abdülkerim abinin zarfını, tercihlerini bir kez daha okumak istiyorum. En iyi takım Medipol Başakşehir. En kötü takım Kayseri Spor. En iyi futbolcu Visca. En kötü futbolcu Abden Nur. En iyi başkan Ali Koç. En kötü başkan Erol Bedir. En iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü hakem Suat Arslanboğa. En iyi teknik direktör Ünal Karaman. En kötü teknik direktör Hikmet Karaman. 7 haftanın olayı Alanya Spor maçındaki kural hatası Ertem, diyor. Bir tanesinde en büyük başkan olarak Ali Koç yazdım ya. Evet. Ben şu andaki Fenerbahçe'nin hani takım olarak çok başarılı olduğu için yani gördüğümüz alıp da yazdığınızı düşünmesinler. Ben bütün kulüplere soruyorum. Bu ekonomik sıkıntılarda her kulüp ateşten gömlekte değil mi? Para konusu, ekonomik evet. sıkıntılar Türk kulüplerini evet. sarmışken. Ben bir tane babayı arıyorum. Cebinden bu kadar nakit para verecek. Bu kadar sponsorluk getirecek. Bu ekonomik sıkıntıda diğer dallarda da büyük transferler yapacak. Yeniden doğacak. Ya öbür branşlarda da küçülmeye gitmeyecek. Evet. İşte basket takımını da görüyorsun. Yine Avrupa şampiyonu olabilecek bir kadro falan kurmak. Bunlar her baba yiğit yapamaz bu işleri. Para evet. lazım, para. Para da lazım değil de o parayı verecek şey lazım, el lazım. Böyle bir ateşleyecek el lazım. Sinan Engin. Sinan abinin zarfını açıyorum. Parasız başkan olur mu Allah aşkına? Bak Oğuz da diyor para yoksa olmaz. En iyi takım Sivas Spor. En kötü takım bunların hepsini performans olarak söylüyoruz. Herhalde 7 hafta. Kayseri Spor. En iyi futbolcu Emre Belezoğlu. En kötü futbolcu aklıma geldi. Yok. En iyi başkan Mecnut Yakmaz. En kötü başkan yok. En iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü hakem çok saymakla bitmez diyor Sinan Engin. En iyi teknik direktör Rıza Çalınbay. En kötü teknik direktör yok. 7 haftanın olayı Fikret Orman'ın, Sayın Fikret Orman'ın, Sayın Başkan'ın olağanüstü kongre kararı alması ve 7 haftanın en büyük olayı. 12'sindeki başkanlık 20'sindeki. Seçimi. 20'sinde mi? 20'sinde. 20'sindeki. Tekrar ediyorum Sinan abiyi. En iyi takım Sivas Spor. Niye Sivas Spor? Takım... Çok düşük bütçeyle. Şimdi Alanya Spor'a bakıyorsun. Alanya Spor takımı da diyebilirdim. Ama Sivas biraz daha iyi top oynuyor bana göre Sivas Spor. Onun için Sivas'ı tercih ettim. En iyi Sivas. En kötü Kayseri. En iyi futbolcu Emre Belezoğlu. En kötü futbolcu yok. En iyi başkanı Mecnut Yakmaz. En kötü başkan, en kötü başkan yok. En iyi hakem Cüneyt Çakır. En kötü hakem yok. Çok saymakla bitmez diyor. En iyi teknik direktör Rıza Çalınbay. En kötü teknik direktör yok. Yatır. Şimdi en kötü başkan... 7 haftanın olayı... Abi Sinan kimseye kötü demiyor abi. En kötü başkan... Yani. Ümit'in dediği gibi hocalar arkadaşı, bir dakika, başkanlar arkadaşı... Kötü yok diyorsun ama Sinan ya. En kötü başkan kime diyeceksin abi? Biz niye yazıyoruz ya? Erol Bedir. Hasan Çavuşoğlu dersin. Abi değil, kötü değil ki. Hayır iyi yazmışım, kötü ne yazmışım? Hiç kötü başkan yok ki. Kim kötü başkan söyle abi bana. Abi ne var ya, bulabilirsin. Hayır yok bulamıyorum. İşte istifa edenler niye istifa ettiler? İyi yönettikleri için mi istifa ettiler? Maddi şeyler. İyi tamam da niye istifa ediyorlar? Yani iyi niye istifa ediyorlar 7 haftada? Parası yok, onlar istifa ediyor. Adamın parası tamam var. Ya. Parası var, iyi başkan oluyor. Abi tamam da niye parası başkan oluyorsun kötü başkan abi? Mı oluyor? Hayır. Ya hayır. Paran olur, gene başarısız olursun. Bu anketi sezon başı yaparsın Apo. Takımı küme düşürmüştür.
kötü başkan dersin. Ama biz ama o zaman... Hayır şunu haksızlık şu olmuyor mu Ahmet'im? Şöyle biz hepsini dolduruyoruz. Kimin? Ya biz mesela dolduruyoruz. Doldurmayın. O zaman yapma. Şimdi. Yapma biz de yazmıyoruz. Şimdi. Bütün başkanlarla herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Tabii kötü oluyoruz kesinlikle. Ama biz Ahmet Hoca'yla. Yok, yani ne kötü oluyorsun? Ne kötü oluyorsun? Şimdi işte, kötü başkan yazsan mı? Pas atma. Orayı kollama. Apo. Bırak bu işleri. Ben de bundan sonra Ümit'e kızmayacağım. Ne oldu Ümit? Şimdi.